Anadolu ekranlarından herkese mutlu akşamlar. 29 Kasım Cuma bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Sayın seyirciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temel atma törenine katıldı. Orada bir konuşma gerçekleştirdi. Aralık ayında İngiltere, Londra'da NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağını hatırlatan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a seslenerek şöyle ifade etti. Önce kendi beyin ölümünü kontrol ettir dedi Cumhurbaşkanı ve ardından sınırların güvenliği noktasında da önemli açıklamalarda bulundu. Bugün gazetelerde yine okudum. Son örneği NATO tartışmalarıdır. 3, 4, 5 Aralık İngiltere'de, Londra'da NATO Liderler Zirvesi'ni yapacağız. Daha oraya gitmeden işte birileri bir şeyler konuşmaya başladı. Hiç risk almayan, hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, sınırlarını, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor. Hele hele bunların içinde Fransa Cumhurbaşkanı son açıklamaları bu hastalıklı, bu sığ anlayışın örneklerinden biridir. Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir. Ülkemiz güvende değilse Avrupa'nın güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu asla unutulmamalı. Bunun için Fransa başta olmak üzere ülkemizin güvenlik kaygılarına duyarsız kalan, hatta tam tersi işler yapmaya çalışanlara bu gerçekleri bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye, Suriye'den topraklarımıza yönelik tehditler tamamen bitene, bölgedeki son teröristle imha edilene kadar harekatlarını sürdürecektir. Ülkemize verilen ancak şu ana kadar tutulmayan sözler için ila nihaye bekleyecek değiliz. Hala topraklarımıza ve himayemiz altındaki bölgelere yönelik alçakça saldırılar oluyor. Daha önceki gün sınır karakolumuzdaki askerlerimiz biliyorsunuz şehit edildi. Aynı şekilde Tel Abyad'da bombalı araçta 17 masum sivil maalesef şehit edildi. Benzer terör eylemleri Resul Ayn ve diğer bölgelerde yaşandı. Bu duruma seyirci kalacak değiliz. Güvenli bölgeden ve ötesinden ülkemize yönelen tehditler makul bir sürede bertaraf edilemezse bu işi bizzat kendimiz yapmakta tereddüt göstermeyiz. Şanlıurfa'nın Akçakara ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na Tel Abyad'dan PKK-YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan tankçı uzman çavuş Davut Armağan Keskin'in memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Davut Armağan Keskin'in eşi Gülçin Keskin, üniformasını giydiği eşini son yolculuğunda tabutunu öperek uğurladı. Memleketi Balıkesir'e getirilen tankçı uzman çavuş Davut Armağan Keskin'in cenazesi önce Gündoğan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dualar okundu, helallik alındı. Ardından şehit Keskin'in cenazesi siren sesleri eşliğinde oluşturulan konvoyla Zanos Paşa Camii'ne götürüldü. Cenazenin getirilişi sırasında şehit uzman çavuşun Edirne'de adliyede memur olarak çalışan bir yıllık eşi Gülçin Keskin, annesi Seher Zeybek ve üvey babası Gündami Zeybek ve yakınları gözyaşı döktü.
Annesi Seher Zeybek'le eşinin üniformasıyla cenazeye katılan Gülçin Keskin uzun süre tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Gülçin Keskin eşini cenaze namazının kılındığı alana tabutunu öperek uğurladı. Aile fertleri tören sırasında taziyeleri kabul etti. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazını Balıkesir müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Namazın ardından şehidin tabutu askerlerin omuzlarında cami bahçesi dışında bekleyen top arabasına konuldu. Şehit tankçı uzman çavuş Davut Armağan Keskin gözyaşlarıyla Balıkesir şehitliğine götürülerek toprağa verildi. Şanlıurfa 3. Ulusal Kitap Fuarı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olarak Şanlıurfa'ya gelen Bülent Arınç ilk ziyaretlerini Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirdi. Belediye Şeref Salonu'nda bir açıklama yapan Arınç, Şanlıurfa'nın Türkiye siyasetinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Başkan Beyazgül ise Arınç'ın iyi bir devlet adamı ve iyi bir siyasetçi olduğunu ifade etti. Şanlıurfa 3. Uluslararası Kitap Fuarı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olarak Şanlıurfa'ya gelen Bülent Arınç ilk ziyaretlerini Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirdi. Seçim kampanyasına bir destek vermek üzere Sayın İl Başkanımızın davetiyle özellikle Miranşehir, Ceylanpınar'a gelmiştim. Bir akşam da Şanlıurfa merkezde dostlarımızla, arkadaşlarımızla, geçmişten bu yana aynı çizgide siyaset yaptığımız kardeşlerimizle birlikte olmuştuk. Başkan Beyazgül'le Şeref Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arınç, Şanlıurfa turizmi, tarihi, kültürü ve her geçen gün daha da güçlenen sanayisiyle ülkemizin göz bebeği olan bir ilimizdir dedi. Bülent Arınç ayrıca Şanlıurfa'nın Türkiye siyasetinde çok önemli yeri olduğunun altını çizdi. Şanlıurfa bugün gerek dış politika bakımından şu hemen Barış Pınarı harekatıyla karşılaştığımız tablo içinde hem de tarihiyle, turizmiyle, kültürüyle inşallah her geçen gün daha da güçlenen sanayiyle Türkiye'nin göz bebeği olmuş bir ilimizdir. Burada yaşayan insanımızın daha mutlu olması, daha huzurlu olması, refah payının daha çok artması hepimizin arzusudur. Şanlıurfa'nın Türkiye için ve Türkiye siyaseti için de çok önemli bir yeri var. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Beyazgül ise Bülent Arınç iyi bir devlet adamı ve iyi bir siyasetçi ifadelerini kullandı. Sayın Bülent Arınç ağabeyimiz birçok önemli konularda Şanlıurfa'yı ziyaret etmiştir. Kendi seçim öncesi ziyaretlerimize gelmiştir. Aktif siyasi hayatını hiçbir zaman terk etmemiştir. Kendisi her ne kadar ben noktaladım demişse de bugün yine de son dönemimizin en etkili isimlerinden biridir. Bugün bir kitap fuarı nedeniyle ziyareti çok önemlidir. Aslında bu kitap birçok önemli konularda şehrimizi ziyaret eden Bülent Arınç ağabeyimiz demek ki kendi kitabını da imzalayacak ama bir kitap fuarının bir şehir için ne kadar önemli olduğunu da bir defa daha bize dikte ediyor, izah ediyor. Bakımdan da kendisine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Belediyemizi ziyaret için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sağ ol başkanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Arınç, Büyükşehir Belediyesi Şeref Salonu'nda bulunan Şanlıurfa'nın kurtuluşunda canlarını hiçe sayan 12'ler albümünü ve geçmiş dönem Şanlıurfa Belediye Başkanları albüm sergisini gezdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 88. gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 88. gününe girdi. Bak.
5 yıl önce İstanbul'da çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Ömer için Kars'tan Diyarbakır'a gelen Salih Gökçe 88 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Kızım için buraya eylem yapıyoruz. Bugün 88 gündür. 80 yani yağmur yapsa kızım için buraya beklenmişim. Benim kızım 14 yaşında. Okula gitmiş, okula mahvetmişler. Bırakmamış kızım okula okuyacak. Benim kızım bıraksa şimdi kızım Nursa 2'ye okuyacak. Bırakmadı. Kızım boyu uzundur. Kızım dedi ana ben okuyacağım, bitireceğim. Polis olacak. Polislere seviye. Bazı zalimlere bırakmadı. Bir şeyin ezdeme kızım küçüktü. 14 yaşındaydı. Bırakmadı. Kandırdılar, götürdüler. Yani bu 88 gün yağmur yağsa, kar yağsa, ne olursa olsa ben buraya kalkmayayım. Devam edeceğim. Canım feda edeceğim kızım için. Zaten bu 5 sene oldu ben ölmüşüm. Bakana kızım küçüktür. O gelsin, o yaşasın. Yani buraya gitmeyeyim yani. Biz hepsi annedir. Anelere hepsi buradadır. Ne hakkı vardır? Bu nedir? Hepsi hasta olmuş, hepsi doktora gidiyorlar, hepsi dizi ağrıyorlar, beli ağrıyorlar, soğukta. Yani ne hakkı vardı bize çocuklara kaçırıyor, götürüyorlar. Diyor ben Kürdüm, Kürt davasıdır. Kürt davası değil. Bence Kürdüm. İki ayaklı kurtların yavrularını götürdüğünü belirten acılı baba Gökçe, ben yavrumu istiyorum ve yavrum olmadan buradan gitmem dedi. Şanlıurfa'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK, KCK, PYD, YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda sosyal medya hesapları üzerinden PKK, KCK, PYD, YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı ve silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'u ziyaret ederek tebrik etti. Başkan Kuş, tebriklerinden dolayı Arınç'a teşekkürlerini iletti. Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, beraberinde AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'u ziyaret etti. Başkan Kuş'un Eyyubiye ile ilgili çok güzel projelerinin olduğunu belirten Arınç, Başkan Kuş'u tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, belediyelere Ankara'da maddi ve manevi katkı sunacaklarını da belirtti. O Şanlıurfa'yı ziyaretim sırasında sabah Büyükşehir Belediye'mizi ziyaret etmiştim. Şimdi de değerli dostumuz, arkadaşımız Mehmet Kuş Beyefendi'yi cuma namazı sonrasında ziyaret ettim. Kendilerini tebrik ettim seçimdeki büyük başarısından dolayı. Çünkü Eyyubiye'de alınan sonuç Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. Yani %70'leri geçen, 75'lere yaklaşan bir sonucu böyle nüfusu 500 binleri, 600 binleri bulan neredeyse misafirlerimizle birlikte bir ilçede kazanmış olmak böyle soylu bir ailenin mensubu olarak Mehmet Kuş kardeşimize nasip oldu. Bir AK Partili olarak bundan gurur duyduk. Kendilerine başarılar diliyorum. Ben başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve tabii seçimlerde alınan en başarılı sonuç Şanlıurfa'dadır. Bütün ilçeler
bir ikisi hariç büyük oy nispetleriyle alınmıştır. Hepsinin başında dirayetli başkanlarımız var. İnşallah başarılı olacaklar. Biz de onlara Ankara'da maddi manevi katkımız olursa kendimizi mutlu sayacağız. Başkan Mehmet Kuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret ve istişare sonrası Arınç ve beraberindekiler Başkan Kuş'un makamından ayrıldı. İstanbul Viran Şehirliler Derneği Başkanı Necati Erol ve beraberindeki heyet Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaretlerinin ardından Kanalurfa'yı da ziyaret ederek Kanalurfa Genel Müdürü İbrahim Halil Yıldız'a İbrahim Toru'ya verilmesi üzere bir plaket takdim etti. Bu da ölüklerinin makamı. Buna daha yardımcı olacağız. İstanbul Viran Şehirliler Derneği Başkanı Necati Erol ve beraberindeki heyet Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaretlerinin ardından Kanal Urfa'yı da ziyaret ederek Kanal Urfa Genel Müdürü İbrahim Halil Yıldız'a İbrahim Toru'ya verilmek üzere bir plaket takdim etti. Şu anda bunu yapma imkanımız oldu. İnşallah bir dahaki sene bir dahaki gelişimizde sizlere daha güzel bir imkan sağlayacağız. Sizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ziyaretle ilgili bir değerlendirme yapan İstanbul Viran Şehirliler Derneği Başkanı Necati Erol, Kanalurfa'yı yaptıkları yayınlardan dolayı tebrik ederek Şanlıurfa'nın kanalı olan Kanalurfa'nın desteklenmesi gerektiğini belirtti. Sayın kardeşim, ben Kanalurfa'ya daha evvel bundan 12. yılın kutlaması için gelecektim. Sağ olsun İbrahim Bey davetiye göndermiş, beni davet etmiş, telefonla 2-3 sefer aradı. Hocam dedi seni bekliyoruz. Ben de hazırlandım, sevinçli. Çünkü Kanal Urfa'yı 12 yıldan beri biliyorum ve İbrahim Bey'in hep yanımda oldum. Bugün de gelmeyi isterdim. Ancak özel bir durum oldu, rahatsız oldum. Bu rahatsızlığım dolayısıyla gelme imkanım olmadı. Ben sizi tekrar tebrik ediyorum. Bu Kanal Urfa çok faal, atılgan, memleket için canını veren bir ekip var burada. Ben dikkat ediyorum. Bu ekibe de hayranım. Sizi tekrar kutluyorum İbrahim Bey. Hatta çok çok büyük emeği var. Çok eskiden beri tanıyorum İbrahim Bey'i. Ve aferin, hiç bu maddi manevi biliyorum. Maneviyle uğraşıyorlar. Maddiyle işin olmadı. Maddiyen de ihtiyaçları var. Çünkü bir müessesenin ne kadar büyük olursa illa maddiyetten ihtiyaçları olacak. Ben istirham ediyorum bütün Urfalı hemşehrilerimizden, Urfalı hemşehrilerimizin kazalarından bu ayakta tutalım televizyonu. Yani 3 tane kanalımız var, 3 kanalımıza da yardım edelim. Ziyaretin ardından dernek başkanı Erol ve beraberindekiler, Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'ya takdim edilmek üzere televizyonumuz genel müdürü İbrahim Halil Yıldız'a bir plaket sundular. İnşallah bir dahaki sene, bir dahaki gelişimizde sizlere daha güzel bir imkan sağlayacağız. Sizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Profesör Doktor Şükrü Karatepe ve kurul üyeleri Şanlıurfa'ya geldi. Kızılkoyun ve kale eteğinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Profesör Doktor Şükrü Karatepe, Şanlıurfa çok zarif tepeler üzerine kurulmuş, vadileri olan güzel bir şehrimizdir dedi. Mesela şu olan şeye gidelim. Şimdi başkanım, burada yaşam yok muydu yani? Yok. Cumhurbaşkanı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Profesör Doktor Şükrü Karatepe ve kurul üyeleri bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Gezileri kapsamında Kızılkoyun mağaraları ve kale eteğinde incelemelerde bulunan kurula bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Büyükşehir Belediyesi tarafından alanlarda yürütülen uygulamaları aktardı. Benzeri olmayan, evet, kimliği olan, aynı şahsiyeti olan, aynı Urfa dediğin aklına gelin diyebiliriz. Şöyle, mesela şu olan şeye gidelim. Şimdi başkanım, burada yaşam yok muydu yani? Yok, burası mezarlık mı? Mezarlık. Hep mezarlık. Hep. Kızılkoyun mağaralarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Profesör Doktor Şükrü Karatepe, Şanlıurfa Türkiye'nin en güvenli, en cömert ve kalender insanlarının yaşadığı bir bölgedir. Şanlıurfa'ya herkes gelmelidir dedi. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu olarak toplantımızı bugün Şanlıurfa'da yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfalı kardeşlerimize selam ve sevgilerini getirdik.
sabah kalkınca ilk olarak Urfa'da, Urfa'nın tarihi kültürel yerlerinde şöyle bir gezinti yapalım derken arkadaşlar bizi Kızılkoyun mağaralarına, eski arabelere getirdiler. Her şehrin bir kimliği vardır. O kimlik şehrin tarihi ve tabiatıyla çok yakından ilgilidir. Urfa bildiğimiz gibi çok zarif tepeler üzerine kurulmuş, vadileri olan güzel bir şehrimiz tarihi Urfa. Tamamlandığında, bu bölge tamamlandığında sanırım hiç benzeri olmayan bir görüntü ortaya çıkacak. Çok kıymetli bir sit alanı, bir tarihi bölge ortaya çıkacak. Bu Urfa'nın tarihine, kültürüne çok önemli katkı yapacak. Zaten bunun ötesinde biliyorsunuz burada arkeoloji müzesi, ayrıca mozaik müzesi var. Orada da çok kıymetli tarihi eserler var. Karatepe ve kurul üyeleri şehir gezilerinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ve Büyükşehir Belediyesi üst yönetimiyle görüştü. Görüşmede Başkan Beyazgül kurulun Şanlıurfa'da olmasının çok önemli olduğuna değinerek alınacak kararların Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diledi. Aliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın girişimleriyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan geri dönüşüm projesi kapsamında ilçeye 10 milyon Türk lirası hibe desteği verildi. İnşallah Nisan Mayıs ayı gibi de uygulamaya başlayacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle geri dönüşüm ve sıfır atığın hedeflendiği proje Haliliye'de hayat bulacak. Camlar için. Tabii, bundan da 100 adet. 100 adet cadde ve parklara koyacağız. Evet. Yine atık kafesi dediğimiz özel tasarım kumbaralar koyacağız. Buralarda yine okullar, oyun alanları parklara koyacağız. 91 adet. 91 adet. Bunları teşvik edecek. Yani bilinirliği artıracak. Projeyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Can Polat, Haliliye ilçemiz temizlik bilinciyle vatandaşlarımıza sağlayacağımız imkanlar dahilinde tertemiz Haliliye sloganıyla gerek bölgede gerek ilçeler arasında her zaman olduğu gibi liderliğini sürdürmeye devam edecektir dedi. Yaklaşık 84 araçla bu işlemi gerçekleştiriyoruz. İnsan nüfusunun yoğun olduğu, yürüyen insanın, misafir insanın, gelip geçen insanın yoğun olduğu, ana güzergahların bulunduğu bir ilçeyiz. Hedefimiz %100 tabii ki memnuniyet. Biz Beyaz Masa birimi olarak da sürekli bunu analizini tutuyoruz. Gelen inşallah Cumartesi günü Bakan Bey geldiğinde de belki bunun müjdesini verir, tarihini verir. Temizlik ve geri dönüşümü teşvik amaçlı hazırlanan proje, Türkiye'de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Projeyle ilgili basın mensuplarıyla buluşan Başkan Mehmet Can Polat, projenin detaylarından bahsetti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Can Polat, projenin Haliliye'de tam olarak uygulanmasıyla birlikte ilçede geri dönüşüm ve temizlikle ilgili önemli oranda iyileşmenin beklendiğini bildirdi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araçlardan akü çalan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda akü hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araçlardan akü çalan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda MK, ÜB ve YED adlı şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte araçlardan çaldıkları aküler de ele geçirildi. Aküler sahiplerine teslim edilirken emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa 3. Ulusal Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek kitapları inceledi, yazarlar ve vatandaşlarla sohbet etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü'de bulunan fuar merkezinde açılan Şanlıurfa 3. Ulusal Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Baydilli, yayın evi standlarını dolaşarak kitapları incelerken kendisi ve çocukları için kitap satın aldı. Merhaba.
Yazarlarla da bir araya gelen Başkan Baydilli, yazarlarla da bir süre sohbet ederken fuara gelen vatandaşlardan da ilgi gördü. Fuar ziyareti sonrası bir açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, okumanın ve ilmin çok önemli olduğu bir dönemde bu tür faturaların değerli olduğunu dile getirdi. Peygamber Efendimizin ilmi kendisi, ben ise ilmin kapısı Hazreti Ali der ve Hazreti Ali der ki bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olur. Beyni dilimizde ilim içinde de olsa gidip öğren. Biz bilenle bilmeyen bir olur mu der. Evet, bugün öncelikle Şanlıurfa'nın fuar alanında açılan kitap fuarını ziyaret ettik ilçe başkanımızla birlikte. Ve buradaki bu karabalığı görünce ne kadar doğru bir iş yapıldığını ve buradaki bu kitap fuarıyla birlikte buraya gelen öğrencilerin, Şanlıurfalıların buradan aldığı kitaplarla okuyacakları kitapları kendilerini geliştirmelerine ve en öncelikle kitap okuma alışkanlığıyla aşılanacaklarına bekliyorum. Bizim okumakla birlikte kendimizi geliştirmemiz, hayatın anlamını öğrenmemiz, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi en iyi şekilde bilmenin, algılamanın yolu okumaktan geçer. Başkan Baydilli, fuarda Şanlıurfalı yazarlarla da bir araya gelerek sohbet etti ve eserleri hakkında bilgi aldı. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy, AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci ile birlikte Bozova İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Yani sizinkiler liseyi bitiren arkadaşlarımız. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy, AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci ile birlikte Bozova İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle sohbetinde yeni kent meydanının yapımına en kısa sürede başlanacağından bahseden Başkan Aksoy, kent meydanına yapılacak kitap otağı müjdesini de gençlerle paylaştı. Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren kütüphane müdürü Ömer Kılıç, belediye başkanı Aksoy ve ilçe başkanı Deveci'ye teşekkürlerini iletti. Bugün sayın belediye başkanımız bizi ziyarete geldi. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Eksiklerimizi sordu. Giderilmesi için elinden geleni yapacağına eminim. Halk eğitim merkezinde ve burada kendisinin yararı çok fazla oldu. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'nda yazar söyleşileri vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Her yaştan katılımın sağlandığı söyleşilerde yazarlar Şanlıurfa'daki okur oranındaki artışın heyecan verici olduğunu ifade etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 50'si yerel olmak üzere 200'e yakın şair yazarın ve 160 yayın evinin katılımıyla düzenlediği 3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na katılım sürüyor. Her yaş grubundan okurun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında yazarların kendi imzasını taşıyan kitapları alabilmek için uzun sıralar oluşturan vatandaşlar özlem duyulan görüntüleri ortaya çıkarırken yazarlar da Şanlıurfa'da artan okur oranının kendilerine heyecan oluşturduğunu belirtti. Urfa'daki fuarları kaçırmamaya çalışıyorum. Çok otantik bir kent, tarihi yani anlatılamaz bir kent. Onun için Urfa'daki kitap fuarlarını özellikle gelip burada 5-10 gün kalmayı tercih ediyorum. O yüzden buradayız. Urfa'ya bu yıl 3. gelişim ama kitap fuarına ilk gelişim. Görüyorum ki çok güzel ilgi var. Hem de hafta içi olmasına rağmen ilgi gerçekten çok güzel. O yüzden Şanlıurfa'nın kültürel anlamda her yıl bir öncekinden çok daha ilgi ve teveccühünün arttığını görmek benim için mutluluk verici. Çok keyifle geldim buraya. Birçok renkli görüntünün yaşandığı kitap fuarında kumbaralarını yanlarına alarak kitap seçen minik öğrenciler, ziyaretçilerin ve yazarların ilgisini çekti. Elif, kitap fuarındasın. Elindekiler ne? Kumbara. O kumbara da var. Biz de o kumbara. Ya böyle bir kitap fuarı falan gezdiniz mi? Yok, o kadar ne gezer Urfa'da. Şimdi olmuş şey burası. Baba ilk olarak görüyoruz daha. Çok güzel bir şey. Allah razı olsun hükümetimizden, belediyemizden.
Yaşadıklarını dile getiren yazarlar, Şanlıurfa'da böylesine bir tablo görmek bizleri çok mutlu etti. Artık her yıl Şanlıurfa Kitap Fuarı'nın başlayacağı günü iple çekiyoruz. Mükemmel bir ortam ve harika bir ilgi var diye konuştular. 3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı 1 Aralık'a kadar her gün farklı okur yazar buluşmaları ve söyleşilerle devam edecek. Elif, kitap fuarındasın. Elindekiler ne? Kumbara. Kumbarasıyla gelip o parayla kitap almak da tadından yenmez herhalde. Tebrik ediyoruz o minik kitap severi de. Devam edelim. Karaköprü'de Şeker ailesi tarafından yaptırılan Şeker Baba Camii, cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Açılış için hatim yapıldı ve vatandaşlara tirit ikramında da bulunuldu. Karaköprü'de Celal Şeker öncülüğünde Şeker ailesinin hayratıyla inşa edilen Şeker Baba Camii, cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Akpiyar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı olan ve içerisinde erkek kadın taziye evi ve Kur'an kursu da bulunan caminin açılışı nedeniyle Kur'an-ı Kerim tilavetiyle hatim yapılırken cuma namazı çıkışı vatandaşlara tirit ikramı yapıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl da cuma namazını Şeker Baba Camii'nde kılarken ibadethaneyi ilçeye kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Celal Şeker ve Şeker ailesine teşekkür ettiler. Caminin inşasında öncülük eden ve büyük emekleri olan Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker, caminin ibadete açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, emeği geçen herkese, bize dua eden herkese çok teşekkür ediyorum dedi. Caminin mahalleye kazandırılmasından mutlu olan vatandaşlar, güzel bir ibadethanenin yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirirken, hayrı yapan Şeker ailesine dua ettiler. Bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenini noktalıyoruz. Hafta sonu Mehmet Emin Tapan sizlerle olacak efendim. Şimdilik hoşça kalın, iyi akşamlar.